Beştepe'den Arunçum Acıbar köyleri ve Arunçum Acıbar köylerini yöneten muhtarların tanıtımıyla beraberiz. Arunçum Acıbar köyleri 12 yerleşim yeri, 12 köy ve bu yerleşim yerlerine bağlı mahallelerden oluşan doğal bir yapıya, doğal bir atmosfere sahip Karadeniz Ereğli'nin uzak köylerinden bir bölümü. Arunçum Acıbar köylerinde aşağı kayalıları, aşağı hocalar, Hacısu, İskenderli, Torumlu, Yazıören, Sakallar, Yeniköy, Kirencik, Aydınköy, Anuttucuma, Kabagoz, Saka Mahallesi, Zaramzalı Mahallesi, Hayam Mahallesi, işte Torunlu Mahallesi olmak üzere 12 köy ve 6-7 mahalleden oluşmaktadır. Köylerimizde idarecilik yapan, yöneticilik yapan saygıdeğer muhtarlarımıza başarılar dileriz. Çıktıkları bu yolda inşallah Allah utandırmasın, yolları açık olsun. Evet, Arunçum Acıbar köyleri dediğimiz gibi Beştepe'den yaptığımız görüntülerle beraber olacağız. İşte ekranda görüyorsunuz köylerimizi idare eden yöneticilerimiz, muhtarlarımız, hepsine çok çok başarılar. Hepsi de bu köylerin geleceği için mücadele eden değerli insanlarımız. Çekimleri Arunçuma'nın civar köylerinin işte değişik noktalarından, İskenderli Tepesi'nden, Yazıören Tepesi'nden, Sakallar Tepesi'nden, Vakıf Tepesi'nden, Aydınköy Tepesi'nden derken hani Kayaldere Tepesi, Beştepe'den bu çekimleri yapmaya ve sizlere aktarmaya çalıştık. İşte köylerimizin genel tanıtımını, muhtarlarımızı kısaca sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağız. İlk köyümüz Niyazi Aydın, Aşağı Kayaldere köy muhtarı. Aşağı Kayaldere ve Akıllı Mahallesi Yukarı Kayaldere olmak üzere 3 yerleşim yerinden oluşmaktadır. Şelaleleriyle, ormanıyla, doğasıyla, yapısıyla ünlü köylerimizden bir tanesi, gerçekten harika köy yapısı. Kirencik köyü muhtarı Mehmet Arslan. Yeşil alanı, doğal yapısı, manzarası, yerleşim konumu ve Devre'nin sınır köylerinden, Ereğli'nin en uzak köylerinden bir tanesi Kirencik köyü yerleşim alanı. Oğabeyler köyü 2009 yerel yönetimler yasasıyla belediye statüsünden köy statüsüne geçirildi. Daha önce Oğabeyler Belediyesi'ydi. Yerleşim olarak güzel köylerimizden, kalabalık köylerimizden bir tanesi Kocaköprü Mahallesi ile Devre Gereğli Karayolu paralelindeki güzel yerleşim yerlerinden bir tanesi. Oğabeyler köyü Rusun Güler muhtarımıza da başarılar dileriz. Yeniköy Orhan Akkurt muhtarımız. Yeniköy doğası, manzarası, yapısı, yerleşim yeri, arazisiyle gerçekten güzel köylerden bir tanesi. En yakın komşusu işte Kirencik ve Oğabeyler köyü. Köylerin yerleşim yerlerinden bir tanesi Aydınköy'ü Anotlucuma ve Aydınköy Muhtarlığı, Aydınköy Muhtarı Fikret Öztürk. İşte Kışta Mahallesi, Saka Mahallesi, Kabagoz Mahallesi, Aydınköy Merkez Arunçuma Adıpçayı Mahallesi olmak üzere bölgenin en kalabalık yerlerinden bir tanesi ve bu köylerin Aydınköy Arunçuma Merkez Muhtarı Fikret Öztürk. İşte çarşamba günleri bir pazarıyla köylerimize, çevre köylerimize hitap eden, çevre köylerimize rehberlik yapan yerleşim yerlerinden bir tanesi Devre Ereğli Karayolu paralelinde işte Kirencik, Oğabeyler, Yeniköy, Yazıören, Hacıslı, Torumlu, İskenderli, Aşağı Hacılar, Yukarı Hacılar, Saka Mahallesi, Kabagoz Mahallesi, Kışla, yani Ucuz Pelit, Ortaköy, Hasbeyler ve Ayvatlar çevre köylerinin bir kısmının çarşamba günleri buluştuğu noktalardan bir tanesi Aydınköy Muhtarlığı Fikret Öztürk Muhtarımıza da başarılar dileriz. Yolu açık olsun. Bursun Altay, Yazıören Köyü Muhtarı ve Yazıören Köyü'nün Torunlu Mahallesi. Torunlu Mahallesi yüksek hakim tepelerden bir tanesi. Gerçekten konum olarak, yerleşim olarak yüksek bir yerde. Baktığınızda güzel bir doğaya, güzel bir manzaraya sahip. Hele Ereğli'nin belki de birçok köylerini görebileceğiniz hakim tepelerden bir tanesi. Karşısında İskenderli Köyü, en yakın komşulardan bir tanesi ve sınır komşusu
acı suyla iç içe Yazıören köyünün küçük yerleşim yerlerinden bir tanesi. Aynı zamanda köy içinden Yukarıcalar köyüne de ulaşım imkanı bulunmaktadır. Dediğimiz gibi doğal bir yapıya, doğal bir manzaraya sahip köylerden bir tanesi. İşte Dursun Altay'ın Merkez Köyü, Yazıören Köyü. Yazı Viran adından geldiği söylenmektedir. Eskiler yaz aylarının Viran geçmesinden dolayı köyün Yazıören, yani Yazı Viran'dan geldiği söylenmektedir. İşte Oveller, Kirençik, Aydın Köyü, Kapagoz, Saka Mahallesi birçok köyün ortak görülebileceği noktalardan bir tanesi Yazıören Köyü. Evet, Sadullah Karahan, Akı Köyü Muhtarı. Yerleşim ve konum olarak güzel köylerden bir tanesi. Devrek Ereğli Karayolu paralelinin tam ortasından geçmesiyle güzel bir ana caddeye sahip köylerden bir tanesi oldu. Sadullah Karahan Muhtarı'na da başarılar dileriz. Acustu Köyü, Akif Özsoy. Gerçekten konum olarak, yerleşim olarak kalabalık ve iyi bir gurbetçisi olan köylerimizden bir tanesi. Ormanla iç içe, doğal bir yapıda, doğal bir güzelliğe sahip köylerden bir tanesi. En yakın komşusu Torunlu Mahallesi ve bir kısım İskenderli Köyü. Evet, İskenderli Köyü Hüseyin Akkaya Muhtarım, birinci dönemi başarılar deniz yolunda açık olsun. Bağımsız köylerimizden bir tanesidir. Geçmişte hayallerinde merkez köylerinden bir tanesi. Emin Ünal ve Kadir Turhan, Yukarıcalar ve Aşağıcalar Köyü Muhtarları. Yolunuz açık olsun, başarılar dileriz. Yukarıcalar Köyü Saramsalı ve Hayam Mahallesi olmak üzere kalabalık kitleye sahip köylerimizden bir tanesi. Üç bakışı, işte karşısında Sakallar Köyü, bir kısmından Öberler, Kirencikler, birçok noktaların görüldüğü köylerden bir tanesi. Mehmet Çingıl, Sakallar Köyü Muhtarı. Yolun açık olsun, başarılar dileriz muhtarım. Sakallar Köyü de işte Devrek Ereğli sınırın köylerinden bir tanesi. Ereğli 55, Devre'ye de yaklaşık 10 kilometre. Babadağ sınırında güzel yerleşim yerlerinden bir tanesi. 360 derecelik bir görüntüyle işte Aşağıcılar, Yukarıcılar, Sakallar Köyü'nü şöyle iç içe almaya çalıştık. Gerçekten müthiş doğaya, müthiş bir araziye, müthiş bir manzaraya sahip köylerimiz. Kadir Durhan ve Emin Alman'ın sizlere de tekrar başarılar dileriz. Yolunuz açık olsun. Köylerimizi iyi yöneteceğinizden hiç şüphemiz yok. İnşallah her şey Arınçuma Civar Köyleri ve sizlerin yönettiği köyler için olacaktır. Arınçuma Civar Köyleri Beştepe'den olan çekimimiz burada şimdilik sona erdi. Tanıtımlarımız devam edecek. Sizler abone olmayı, kanalımıza takip etmeyi, yorum ve beğeni atmayı, özellikle köylerimizle ilgili isteklerde bulunmayı unutmayınız. Genel izleyicilerimiz için de öneri ve isteklerinizi mutlaka yazın. Sizlere elimizden geldiği kadar en iyisini, en güzelini yapmayı çalışacağız. Bu video 2021 yılının ilk videosu. 2020'den daha çok çok güzel yıl olması dileğiyle 2021 yılının tüm İslam alemine, tüm dostlara, akrabalara, sevdiklerimize hayırlı bir yıl olması temennisiyle iyi seyirler, iyi eğlenceler.